Merhabalar. Bugünkü tarifim öğrencilerin, bekar evlerinin ve bizlerin kurtarıcı yemeği olan makarna tarifi olacak. Gerçi makarnayı çok sevmediğim için yapmıyorum ama ben evde olmadığında kızlarımın aklına ilk makarna yapmak geliyor. Birçoğunuz eminim makarnayı haşlayarak pişiriyorsunuzdur. Bugünkü vereceğim tarif ise farklı olarak tereyağlı, kavurmalı makarna tarifi olacak. Öncelikle tencereme tereyağımı ekliyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tereyağı olacak. Makarnamı da ekliyorum. Makarnamı güzelce kavuruyorum. Bu kavurma işlemini zevkinize göre az veya çok yapabilirsiniz. Benim için pembeleşmesi yeterli ama siz biraz daha kavrulsun istiyorsanız biraz daha bu kavurma işlemini uzun tutabilirsiniz. Bakın pembeleşmeye başlamış. Benim için bu kadar kavrulması yeterli. Makarnanıza su eklerken az mı veya çok mu olur diye tereddüt etmeyin. Eğer suyu az olursa istediğiniz zaman biraz daha su ekleyebilirsiniz. Kavrulan makarnamın üzerine suyunu ekliyorum. Tuzunu da ekliyorum. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Tereyağlı makarnanın püf noktası güzelce kavurdunuz, suyunu döktünüz, tuzunu attınız ve orta hararetli ateşte pişirirken 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave etmenizdir. Böylelikle zeytinyağı makarnanızın yapışık yapışık olmasını önleyecektir. Kesinlikle zeytinyağını eklemeyi unutmayın, ihmal etmeyin. Su az mı olacak, çok mu olacak diye düşünmeyin. İleriki zamanda tekrar ekleyebilirsiniz suyunu. Az olduğunu düşündüğünüz zaman tekrar ekleyebilirsiniz. Haşlanırken siz de fırında kremalı tavuk yapabilirsiniz. Makarnanın yanına çok yakışacaktır. Tarif için köşedeki linki tıklayabilirsiniz. Bu fırında kremalı tavuk için ronda çekilmiş mısır gevreği ve baharatlar var. Bu baharatlarda karabiber, kırmızı pul biber ve kekik var. Güzelce karıştırıyorum. Tavuğum, mısır gevreğim ve kremam var. Tavuklarımı önce kremaya, sonra da mısır gevreğine buluyorum güzelce. Daha sonra fırın kabına veya fırın tepsisine yerleştiriyorum. Makarnanızı arada karıştırmayı unutmayın. Bakın gayet güzel pişti, suyunu çekti. İsterseniz 5-10 dakika dinlendirirseniz çok daha güzel olacaktır. Ama böyle sıcak sıcak da servis yapabilirsiniz. Biraz zevk meselesi, damak lezzeti farklı olabilir herkesin. Kimler ilk piştiği anda seviyor veya sevmiyor, isterseniz yoruma yazıp benimle paylaşabilirsiniz. Eğer kavurmalı yöntemi denemediyseniz mutlaka tavsiye ederim. Çok lezzetli olur. Bakın gayet güzel bir makarna oldu. Çok da lezzetli. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.